bekliyorsun be kapımın önünde? Yat be yat. Ne arayacağım? Sen o süprüntü dizilerde aç oranı buranı. El alemin herifleriyle yataklara gir bize yarabbi şükür. Kim açıyor lan orasını burasını? Ne biliyorsun da konuşuyorsun? Benim paramla içiyorsun zaten zıkkım içesice. Gebe! Ulan namusunla çalışacaksın tamam mı? Yoksa ben yapacağımı bilirim. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Merhaba. Ne işin var senin burada ya? Toplantı yeni bitti. Karnımızı doyuralım dedik. Avukatlarım. Benim beyin takımı. Sen ne yaptın? Bitti mi staj? Ha bitti. Bugün de Bora'ya başvurdum ruhsat için. Çok güzel. Bir gün bana uğra da bunları bir baş başa konuşalım istersen ha. Baba ne konuşacağım arkadaşımla baş başa? Belli mi olur bakarsın iş teklif ederim. Teşekkür ederim. Yalnız ben Erhan Bey'e evet demiş bulundum. Yani ona çok ayıp olur. Oho! Seninle işimiz var sayın meslektaşım. Bir şey imzaladın mı? Gerçi imzalasan da fark etmez ya. İmzalamadım ama yani sözlü sonuçta. Tamam işte. Süper. Bak ne zaman istersen bana uğra. Bakarsın benim teklifim daha çok hoşuna gider ha. Hadi. Afiyet olsun. Sağ ol. Babam ve çakalları. Bunlar ülkenin en tehlikeli avukatlar ordusu. Suçluyu ipten alırlar, aynı ipe davacıyı asarlar. Nasıl oluyormuş o? Boş ver, bilmek istemezsin. Thank you.
kaç defa tehdit ettim. Uzak dur benden dedim. Boğazına bıçak bile dayadım Emir. Bu adam yüzünden katil olmaktan çok korkuyorum. Tamam, sen sakin ol şimdi, tamam mı? Şimdi bak beni iyi dinle. Sen o eve geri dönemezsin artık, tamam mı? Ben yarın gider senin eşyalarını alırım. Burada kalırsın, tamam mı? O herifi de yarın gider savcılığa şikayet ederiz. Sapık herif. Baksana bakalım ben onun başına kaç yıl veriyorum, sen merak etme. Yo yo. Hayır, şikayet edemem. Rezil oluruz. Herkes konuşur. Hadi beni boş ver, İrem var. Mahvolur çocuk. Okulda demediğini bırakmazlar. Allah'tan yoktu bugün. Annem hastaydı, onunla bulaşmasın diye teyzeme gönderdik. İrem için şikayet edemem. Hiçbir şey yapmayacak mıyız? Yanına kar mı kalacak? Olur mu öyle şey ya? Daha makul bir saat bulamadın mı gelecek? Yiğit, Derya'yı üvey babası biraz rahatsız etmiş. Nasıl rahatsız etmiş? Odasına girip rahatsız etmiş. Ne? Taciz etmeye kalkmış. Derya bir süre misafirimiz olacak. Tamam mı Derya? Yok, olmaz burada böyle. Ben pansiyondan bir oda tutarım yani. Ya olur mu öyle şey? Bak saçmalama. Bak sana şimdi hemen temiz bir yorgan çarşaf getireceğim. Sen bizimle kalacaksın, tamam mı? Ben kimsenin bilmesini istemiyorum. İrem'in kulağına giderse hayatı biter kızım. Genç kız olacak, kaldıramaz bunu. Bak benim bitmiş, umurumda değil. İrem'e bir şey olsun istemiyorum. Tamam. Bir delik yapmayın ne olur. Tamam. Sen şimdi bunları düşünme. Ben seni yatağına ayarlayayım. Elini yüzünü yıka, sonra güzel bir uyku çek, tamam mı? Senin sessizliğin pek hayra alamet değil Derya'cığım. İyi misin? Sinirim çok bozuldu. Haklısın. Ama dün bitti. Bugün yeni bir gün. Güvenli bir yerdesin. Toparla kendini, tamam mı? Ayrıca her şey bir yana, sen çok güçlü bir kızsın Derya. Ben senin gibisini hiç görmedim. Niye? Niye hep çok güçlü bir kızım? Her zaman niye gardım yüksek? İstemedim ki böyle olsun. Aile terbiyesi işte. Ben bizim ailede kendimi korumayı öğrendim. Bu evde tetikte olmana gerek yok. Hiçbir zaman da olmayacak. Tamam mı? Sil gözyaşlarını. Hadi bakalım. Toparla kendini. Derin bir nefes al bakayım. Şimdi bugün yeni bir hayata başlıyorsun, tamam mı? Bugün yeni hayatın ilk günü. Bugün önemli bir gün. Güne iyi başlamak lazım. Bunun için ne lazım? Kahvaltı lazım. Şimdi ben sana gideceğim, mükemmel bir kahvaltı hazırlayacağım. Sen de o sırada pozitifleş. Okey? Ay sinirim bozuldu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.